dediler ki ashab-ı kiram hazreti, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, re'eynâke, biz seni gördük, tenavarte şey'en, bir şeyi tutma istiyorsunuz. Tenavarte kelimesinin manası her ne kadar tutmaksa da, burada mürah, irade manasındadır. Bir şeyi tutma istiyorsunuz gibi oturduğumuz yerden ileri teveccüh ettiniz ve mübarek elinizi böyle uzattınız. Güya bir şey tutacakmışsınız gibi. Bunu gördük, evet. Sümme tekâkâte, ey teahherte. Mübarek elinizi uzadık, bir şey tutmak gibiyken teahhür ettiniz, geri çekildiniz. Bunun hikmeti nedir diye soruyorlar. Kâle Hazreti Resulullah aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz buyurdular ki inni ben re'eytü gördüm, el cennete cenneti gördüm. Evet. Aşağıda da buyuracak ki ve ürîtün nâre cehennemi bana gösterdiler. Ben burada şu meqamımdayken cenneti gördüm. Bu malum kelimesidir. Allah-u Teala Hazretleri cehennemi de bana burada gösterdi. O ileri doğru şöyle yönelip de elimi uzattığım zaman da cenneti görüyordum. Şu cenneti görmüşken bir üzüm salkımı alayım da ümmetim bunu görsün yesin. Onun için elimi uzatıyordum. Lakin o anda Hatta Hazretleri bana cehennemi gösterdi. Cehennemin alanından kendimi sakınmak için geri çektim. İleri uzanmanın hikmeti cennet bana gösterildi. Bila tesbih. Sinemada şey gösterilir gibi cennet bana gösterildi. Mâlâ maldir ni'emi ilahi. Cennetin nimeti tedar olunmaz. Ancak üzüm salkımı gördüm, şunu alayım da ümmetim bundan müntefi olsunlar, inşallah ahirette müntefi olacaklar, burada da görsünler. Onun için elimi uzatmıştım, Allah-u Azimüşşan cehennemi bana gösterdi, gösterince de cehennemin alalı beni şey etti, onun için geri çekildi. Peki, buraya kadar anladık. Buyuruyor ki وَلَوْ أَسَدْتُهُ لَاَكَلْتُمْ مِنْهُمَا بَبِيَّةِ الدُّنْيَا. Eğer cennetin bir salkımını, eğer alaydım, Allah-u Azimüşşan müsaade etseydi alaydım, dünya durduğu müddetçe ondan yiyecektiniz. Çünkü ni'em-i cennet bakiydi, fani değildir. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Hak Teala Hazretleri müsaade etseydi ve mügadder olsaydı, ben bir salkım alsaydım, kıyamet gelinceye kadar yeseniz tükenemeyecekti. Çünkü ni'em-i cennet ebedidir. Bitti. Evet efendim. وَاُلِيْتُ النَّارَى. Allah-u Azimüşşan bana cehennemi de gösterdi burada. Ama nasıl? لَمْ اَرَ مَنْزَرًا كَيَّوْمِ قَدْ. Böyle korkunç, böyle mahabetli, böyle insanı titreden hiçbir şey görmedim. Resulullah Efendimiz, cenneti gördüğüm zaman da cennetin içerisinde nimet bu kadar çoktu. Hurileri vardı, gılmanları vardı, şusu vardı, busu vardı, hevzi kevseri vardı. Buradan bahsetmiyor. Cehenneme gelince buyuruyor ki, cehennem o kadar korkunç, o kadar mehip, o kadar sıkıcı ve basıcı gördüm ki hiç ömrümde böyle bir şey görmüş değilim. Güzel kardeşler, bilirsiniz ki cennet cemal eseridir. Allah-u Teala Hazretleri'nin lütfünün eseridir. Cehennem celal eseridir, neuzubillah, kehariyetin şeysidir. Gerçi Allah-u Azimüşşan zulümden şeydir, münezzehtir. Fakat bizim götürdüğümüz günahlar
birike birike zulümat olmuş, onun sebebiyle Teala Hazretlerinin sifat-ı celali tecelli ediyor da cehennemin azabı ondan doğuyor. Resulullah Efendimiz'e cehennemin böyle korkunç gösterilmesi ta ki Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu ümmetine nakletsin, ümmet de bundan mütenessih olsun, akıllarını başlarına toplasınlar, cehennemin şiddetli olduğunu ve böyle bir şey hiç görmediğini söylemeden maksat, bizi intibaha, teyakkuze, kendimizi dillemeye, toplamaya davet. Onun için bir efendim. Peki, bu da oldu. Acaba cehennemin içerisinde olan mahlukatı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mecliste, bu meydanda gördü mü, görmedi mi? Dinlen bakalım şimdi. Buyuruyor ki, وَرَيْتُ اَكْسَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ Allah-u Azimüşten bana cehennemi gösterdi. Cehennemin içerisindeki mahlukatın çokusu kadınlardı. Evet, böyle buyuruyor. Gerçi erkekler de vardır. Allah Habibi hürmetine cümlemizi nasum buyursun. Lakin ekserisini kadınlardan gördüm buyuruyor Peygamberimiz. Soruyorlar şimdi. Kalu ya Resulallah, bu kadınların, şunu evvela söyleyeyim de unuturum. Bir kere el-yazü billah, cehennem küffarın, müşriklerin yeridir. İman olmadığı müddetçe cehennem çıkmanın imkanı yoktur. Müşriklerle, kafirlerle, münafıkların yeridir. Müminlere gelince. Allah-u Azimüşşan mümin kullarından, salih kullarından, yani günahı var ama imanı da vardır. Bunu cehenneme götürecek mi, götürmeyecek mi? Bu meşiyet-i ilahiye vabestedir. Allah-u Azimüşşan müminlerden de, yani münafık olmayan müminlerden de cehenneme götüreceği kullar vardır. Var ama o günahını temizleyinceye kadardır. Haşa, ebediyette bir mümin katiyen kalmaz. Nüsus-u kat'e budur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i celilesiyle Peygamberimize varan bir mümin ya hiç girmeyecek, Allah'ın lütfiyle, Resulullah'ın şefaatiyle, yahut girse bile zünubunun kirini, pasını yıkayıp temizlemeyeceği kadardır. Onun için dikkat buyurun. Peygamberimiz buyuruyor ki, cehennemi gösterdiler, cehennemin sekenesinin kismi küllisi kadındır. Soruyorlar ki, ya Resulallah, kadınlar neden böyle? Buyuruyor ki, bir küfrihinle. Kadınların küfrü vardır. Diyorlar ki, aman ya Resulallah, küfür demek iman mukabili olan küfür mü? Yok yok. Kadınlar küfrani nimet yaparlar. Evet. Kocaları ellerler, çalışırlar, kazanırlar, getirirler. Kadınlar kocalarının getirdiği nimete Allah'a hamd etmek, kocalarına teşekkür etmek lazım gelirken, kadınlar kocalarının getirdikleri nimeti küçümserler, şükrü nimet yapmazlar, küfrü nimet yaparlar. Yani nimeti inkar ederler. Buradaki küfür inkar-ı nimet manasındadır. Yoksa neuzübillah, imana zidduğun efendim küfür manasında değil. Şu anda mana şu oluyor. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki, cehennemi bana gösterdiler. Cehennem çok korkunç bir mahluktur, dar-ı azaptır. Allah cümlemize Habibi hürmetine bağışlasın, mesum buyursun. Ancak cehennemin sekenesinin kismi küllisi kadınlardır. Mümine olan kadınlar, münafık olmayan, kafir olmayan kadınlardır. Bunların da her ne kadar cehenneme girmeleri müvekkat ise de
cehenneme girmelerinin sebebi eşir koca demedi. Kocalarının getirdikleri kandaşlarını efendim hakir görmek, beğenmemek, daha ziyade istemek, adamcağızın düştüğü mevkiye sokmak, bunun için küfran-ı nimet yapıyorlar. O küfran-ı nimet yaptıklarından dolayı Allah-u Azimüşşan onları cehenneme sokmuş. Hadisin manası bu. Belki efendim. Evet efendim. Dikkat buyur. Çok iş var. Peygamberimiz buyuruyor ki, لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ دَهْرَ. Kadınları size anlatayım buyuruyor. Eğer kadınlardan bir tanesine ömrüm boyunca iyilik yapsam, çorap peki, ayakkabı peki, elbise peki, şu peki, bu peki, ömrüm boyunca efendim böyle yapsam, evetim sonra, لَوْ اَحْسَنْتَ اِلٰى اِحْدَاهُنَّ دَهْرَ. Ömrün boyunca birisine ihsan etsen, sunmara et minke şeyen. Bu kadar ihsana karşı ömründe bir defeci senin bir kusurunu gördüler mi? Kâlet der ki, مَا رَئَيْتُ مِنْكَ شَيْءًا قَدْتُ. Senden hiçbir şey görmedim der. Evet. Dikkat buyurun, iş var. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz kadınlara haşa zemmetmiyor. Bundan maksat, kadınlarla erkeklerin mütekabil vezaifi vardır. Koca karısına kadar nasıl bulunacak? Kadının kocasına kadar nasıl bulunması lazımdır? Bir yuva kurmak tedarikinde olan bu çiftlerin vazifeleri nedir? Eğer kocasının getirdiği kazanca razı olmazsa, teklif-i mâlâ yutakkabilinden kocasını türlü türlü teklife karşı şey ederse, bu kadının gideceği yer cehennemdir. Bunu anlatmak için Hazreti Resulullah aleyhissalâtu vesselâm buyuruyor ki, eğer ömrün boyunca kadının bir tanesine iyilik yapsan, bütün dediğini yapsan, fakat senin ufacık bir kusurunu gördün müydü? مَا رَئَيْتُ مِنْكَ حَيْرًا قَتْتُ. Senden zaten bir şey gördüğün yok. Bitti. Güzel kardeşler. Bir hadis, bildiğimizi söyleyeceğim için. Bir hadis şerifinde Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kadınlardan daha bela, daha şiddetli bir mezerret ümmetimin başına bırakmadım. Yani benden sonra kadınlardan daha müzir, kadınlardan daha haksız bir mahluk bırakmadım onları. Neden? Bu müzür olan kadınların şerrinden korunma için söyleyeceğim inşallah. Allah'a tevekkül, sabir lazımdır. Dövmek olmaz. Sövmek olmaz. Mahkeme düşmek olmaz. Talak meselesi, boşama hiç olmaz. Çünkü Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, kadın boşamak helalların en mevhuzudur. Allah-u Azimüşşan evlenmeyi meşru kılmıştır. Ta ki iki çift bir araya gelsin, bir yuva dursun, bir evlat yetiştirsin, devlet ve millet ondan müntefi olsun. Yoksa ikisi bir araya gelsinler, dövüşsünler, mahkeme intidar etsinler, şeref heysiyetleri payman olsun, bunun için değildir. Onun için Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kadınlardan daha muzir erkekler hakkında ben bir şey, ümmetimin şey, başımda bir şey bırakmadım. Dikkat! Güzel kardeş. Hadisi gördük. Herhangi bir kadın, neden böyle? Hah.
Hadis-i sahihtedir, hem Buhari hem Müslim'de vardır. Çünkü kadınların esası eğri kaburgadan yaratılmıştır. Esasen hilgette, temelde eğrilik vardır. Peygamberimiz buyuruyor ki, eğer o eğri olan kaburgayı doğru diyeyim dersen o kırılır. Kadın da esasen eğri şeyden halk olduğu için onu doğrultacağım, doğru yola getireceğim dersen imkan yok. Onun için çare nedir? Kahrini çekeceksin. Bir hadis-i şerifinde de Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir elde salih bir kadın bulunursa Allah'ın verdiğine razı olmuş. Kocasına mütidir. İtikadı sağlamdır. Müsrif değildir. Dini mübinin telgin ettiği yoldan geliyor. Peygamberimiz buyuruyor ki o cennetteki hurilerden birisidir o kadın. Evet. Hiç şüphesiz. Herhangi bir hatun ki Allah'ın verdiğine razı olur. Ey nasibimiz buymuş. Ne yapalım? Allah bize de bu kadar vermiştir. Allah-u Ezimüşten şu sağdaki komşuyu zengin, oturup elli, şu soldaki komşuyu şöyle halk ettiği zaman da bize de şu ufacık kulübeyi vermiş. Allah gafil değildi, unutmuş da değildi, hakim-i mütlak idi, kerem sahibiydi, onu ona vermiş, bize de bunu vermiş. Hakkın vergisine razı, kocasının getirdiğine müti, itikadı sağlam bir hatun, bu dünya nimetinden değildir, ahiret nimetidir buyuruyor. Dikkat, söz başka yere geçiyoruz. Fakat yine burada. Güzel kardeşler, biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim evlenmeyi emrediyor. Üç kısımdır burada. Bazı insanlar hakkında evlenmek farzdır. Bazı kimseler hakkında vaciptir. Bazılar kimseler hakkında da menduptur. Kuvvetli. Mutlaka nefis kendine galebe çalıyor. Kadını barındıracak geçimi de vardır. Farzdır birader onun hakkında. İkinci derecede kadın ihtiyacını hissediyor ama fakat o kadar nefse emmaresi azgın değildir. Onun hakkında da vaciptir. Çünkü nefse emmare bir gün onu aldadır. Hayır, bitirmiş adamcıkaç, hiçbir şeye kalmamış. Bu da Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz madem sünnetidir, Resulullah'ın ihtiyar ettiği her şey haktır, ben de efendim evleneceğim diyor ve kadını da geçindirecek bir şeysi vardır. Bunun da hakkında menduptur. Uzatmayalım. Kur'an-ı Azimüşşan kadı evlenin diye emrediyor. Resulullah Efendimiz en nikahü sünneti femen rağbe en sünneti feleyse minni. Evlenmek benim sünnetimdir. Kim ki benim sünnetimden kaçınırsa o bana ittiba etmiş değildir buyuruyor. Şu anda bir ümmet, bir mümin mutlaka evlenmek zorundadır. Neden? İhtiyacı beşeridir. Nasıl insan acıkıyorsa, nasıl su ihtiyacını duyarsa evlenme ihtiyacı da mutlaka vardır. Aç olan kimse bir sabreder, İki sabreder, üç sabreder, helalinden bulamazsa nihayet harama gider. Susuyan bir kimse, susuzluğunu giderme için bir, iki, üç duyamazsa harama gider. Haram bir şey içer. Bu böyle olduğu gibi, bu evlenme ihtiyacı da her ne kadar ben kendime sahip çıkayım dersen doğru değildir. Bir gün değil, iki gün değil, üçüncü günü mutlaka seni harama soyg edecektir. Onun için, bundan sakınma için terid-i meşru ve terid-i mesluk, Hazreti Resulullah'ın öğrettiği terik, mümkün mertebe selah-ı hal sahibi birisini bulmalı ve evlenmeli, onun gahrini çekmeli. Dikkat buyur. İhtimal senin karşına çıkan cahil olur. İhtimal merhumeti diniyesi hiç olmaz. İhtimal hiç okumuş yazmış değildir. Lakin
O kardeşin senin dinde kardeşindir. Bildiğini ona öğretirsin, cehaletini izale edersin. Onun cehaletinden dolayı yaptığı bazı naseza şeyleri, terbiyeye muhalif şeyleri, onu ikaz edersin, talim edersin. Bu taliminden dolayı, terbiyenden dolayı da ayrıca ücret alırsın, sevap alırsın. Yani hatunların hepsi senin istediğin gibi olmaz. Huyhuya uymaz, zıddır, zıd ama erkek o gayri çekecek. Dinen çekmek lazımdır. Ama ne uzu billah, ahlakı bozuk olursa o beslemek doğru değildir. Ahlakı doğru olduktan sonra cahildir, ben bunu istemem. Köylüdür, hiç İstanbul işini görmemiş ki ben bunu istemem demek doğru değildir. O senin kardeşindir. Değil mi Resulullah'ın ümmetindendir? Değil midir beyşaredir? Bildiğini öğreteceksin, onun nüksanlarına göz yumacaksın, gayrini çekeceksin, hem tedibinden dolayı ecir alacaksın, hem onun namusunu, iffetini koruduğundan dolayı ecir alacaksın, Allah-u Ezimüşşan sana ezzah-ı müzahı ecir verecektir. Onun için evlendiğim hatun tamamen istediğim gibi olsun. Bu olmaz. İmkan yok. Enbiya-i Zişan Hazaratı da efendim çekmiştir hatunlarında. Şimdi bundan sonraki hadis-i şerif söyleyeceğim. Bunun çaresi erkeklik. Hemen kızmak, kızınca tokatlamak, kadı boşamak bunlar doğru değildir. Gahir çekeceksin. Bişeceksin. Kimisinin hesedini, kimisinin iftirasını, kimisinin zulmünü, kimisinin sebbüşetmini, kahirleri çekeceksin, bişeceksin. Eğer bişmezsen öteki dünyada bişirecekler. Kahir çekmek lazım.